Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bir tane fare kazların suyun içine düşmüş. O bir arkadaş demiş kaz kafasıyla girer içeriden çıkamaz. Arkadaşlar o bidona girecek kadar küçük değil bizim kazlar. Hepsi zaten şu anda 8 kilo geliyor. O kazın oraya girme ihtimali yok. Bu ara sosyal medyada görüyorum şu rahatsızlık. Bakın Türkiye'nin tavuğumuz gözünü kaybetti. Yakalayabileceğim mi onu? Yakalanmaz ki. Neyse yani sarı bir şey, onu sıktım arkadaşlar ama yine oluşmuş. Biraz daha sıkmam lazım. Onu da size göstersem olur mu olmaz mı onu bilemedim. Neyse. Dostlar ben şimdi bugün sizlere bu videoda kazım yumurtlamış ama böyle bir yumurta yok. Vallahi yok, billahi yok. Yani inanın bu kadar emek veriyoruz. Vermiş olduğumuz emeğin karşılığında bir de kaz nasıl bir yumurta verdi onu göstereceğim. Bu da en sevdiğim köpeklerimden bir tanesi. Oh, dayı soyundan arkadaşlar. Çok adamın dibidir ya. Senin dilini yalıyor, bak bak. Bak şuna bak. Bak şuna bak. Aferin benim oğlum. Şimdi geçiyoruz. Dostlar Allah'ınızı severseniz. İlk önce şu kazları göstereceğim. Sonra bir yumurta göstereceğim size. Şok olacaksınız. Evet. Şimdi bu kazlarımız Linda ve çay kazları ve karışık buradalar. Daha buradan bir yumurta gelmedi. Ama diğer kazımızdan artık dördüncü yumurtamızı aldık. Bakalım o Gurka yatacak mı? Tek tek yumurtalarını topluyoruz. Kazlar arkadaşlar iki günde bir yumurtlar. Bunu daha önce soran olmuştu. Şimdi burada sizlere cevap vereyim. Her gün yumurta yapmaz. Bir gün yumurtlayıp bir gün yumurtlamadığında niye yumurtlamadı diye merak etmeyin. Çünkü kazlar iki günde bir yumurtlar dostlar. Buradan çok memnun muyum? Değilim. Gökhan kardeşime, Gökhan Kale kardeşime selam olsun. Abi Lindaları yok et demiş. Ya kardeşim benim, yok edeyim de şimdi işlerinde bunların yumurta vardır. Yazıktır, günahtır. İnan. Yani kessek bir değeri olmayacak. En azından alabildiğimiz kadar yavru alırız da, alabilirsek. Önümüzdeki seneye de kesimlik kazlarımız olmuş olur. Buradan ondan dolayı da 3 tane çay kazı buradan bakiden aldım ve koydum dostlar. Ondan dolayı Lindalar böyle karışık bir şekilde burada duracaklar. Daha birbirlerine tam bunlar kaynadı mı kaynamaz arkadaşlar. Çünkü dışarı saldığımızda 3 tane çay kazıyla Lindalar ayrı takılıyorlardı. Onun için ben de diğer kazları saldım zaten. Onlardan da ileriki videolarda bahsederiz. Ama bugün ben en azından bugünün konusu bizim kazımız yumurtlamış. Hem de alanın yanındaki beyaz kaz arkadaşlar. Alanın yanındaki beyaz kaz ne kadar, nasıl bir yumurta yapmış. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Yerini de yapıyor zaten şu anda. Aha. Bak çıktı. Bak ala da yumurtlayacak arkadaşlar. Ama burası çok çamur oldu. Ben buraya şu arka tarafa bir düzenek kurmam lazım. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum. Allah'ınızı severseniz. Bu yumurta. Bakın bu bir yumurta. Ne yumurtası? Kaz yumurtası. Kocaman. Bu da bir yumurta arkadaşlar. Bu da bir yumurta. Bu ne yumurtası? Bu da kaz yumurtası. Aha. Vallahi de billahi. Bu diğer kazdan arkadaşlar. Aldığım yumurta. Bu da burada kazın yumurtladığı yumurta. Boyun posun devrilsin diyeceğim de neyse demiyorum. Yani en azından böyle bir yumurta olur mu? Olur arkadaşlar. Niye olur? Artık bu kaz da bu senenin yavrusu olduğu için kılavuza geldi. İlk yumurtasını attı bu şekilde. Ufak.
Ama yakın zamanda 3-5 güne, bir hafta içerisinde normal boyutunda büyük kaz yumurtası yumurtlayacak. Ve biz de ondan sonra onun yumurtalarından inşallah döllüdür de faydalanabileceğiz. Yoksa yani çiftleşiyordur diye umuyorum. Çiftleşmiyorsa vay halimize. Gerçekten tek korkum o. Abim dedi hayvanların hepsini sal dedi. Ama bu sefer de ya ne bileyim şöyle bir baktığımda arkadaşlar şöyle birbirlerine de dokunmuyorlar. Böyle çiftleşmeyecek olsa çok fazla şey yapar. Döver falan. Ama öyle bir durum da yok. Ama bugün bunu size göstermek istedim. Arkadaşlar alın size. Yumurta. Kaz yumurtası. Minnacık. Ellerinde çamur oldu dostlar. Her taraf çok çamur. Abimle birlikte çalışıyoruz. Yapılması gereken yerler yapılıyor. Şöyle yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğünü yeniden evet. Buradan çıkıyorum. Hemen burada diğer kazlarımız var. Şu küçük yumurtayı buraya koyacağım ki orada şey yalancı yumurta olarak kalsın. Unutmayın ben de yakın zamanda yapacağım. Kazlarınıza kolluktan yumurtayı alın ama bir tane yalancı yumurta bırakın arkadaşlar. Yine de hayvanı tedirgin etmeyin. Beyaz, oğlum. Gel oğlum gel. Bak bizim çil kazı burada şimdi. Öbür 3 tane kaz nerede? Bu yumurtanın sahibi arkadaşlar. Bakayım yumurta yiyecek mi? Al. Hayır. Hayır. Yok. Yemek yok. Bu arada öksüz hamile, onu anladık. Kimden hamile belli değil dostlar. Şimdi bizim bak diğer kazlar burada. Bizim çilli burada. Çillinin yanındaki kazlar yumurtluyor. Gel. 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 Hadi gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Hadi gel. Gel. Hadi gel. 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 Gel bakayım. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Evet, et de geldi bu arada mezbaneden. Biz de bu çil kazını, bizim çilliyi diğer hayvanların yanına götüreceğim. Ya garip bir şekilde onları şeyde iyi bir aslında şeylik yapıyor. Şimdi ben bunu salacağım, kapatacağım. Sonra diğer çil kazını, bunun kardeşini salacağım. Aynı anda birlikte ikisini salmıyorum. Çünkü saldığım dakika diğer grubu bırakıp eşlerini birlikte takılırlar. O zaman büyük sıkıntı olur. Yani %80 eşleşmeler tamam gibi ama yine de bazı eksiklerimiz var. Zamana ihtiyaç var biraz. Şimdi nerede kazın bir tanesi? Biri burada, biri orada. İki. Orada. Bir, iki, üç. Orası tamam. Bir tane, iki tane kazımız yok. Onlar neredeler? Orası öyle grup halinde. Bu bak bunun yanına geldi. Ama iki tane daha kaza ihtiyacımız var. Onlar nerede? Ona bakacağım arkadaşlar şimdi. Burada mı? Uçtu mu? Dışarı mı gitti? İşte aha buradalarmış. Bak burada dolaşıyorlar. Şimdi bunların dolaştığı yeter. Ben bunları çilliyle ikisini dostlarım bunları kapatacağım.
tarlayı da sürdüremedik. Yağmur. Yani şunu da söyleyeyim. Bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. İnanın böyle bir şey söyleyeyim. Seller aktı yani. Her taraf leş, çamur. Kış ayı, dert ayı hep diyoruz. Demeye devam edeceğiz. Sarı, oğlum. Aferin. Köpekler her bir noktada hayvanları koruyorlar. Bey de orada. Öksüz burada. Şunlardan şu iri beyaz yumurtluyor arkadaşlar. Bakalım bu sene çiftleşmelerimiz olacak mı? Çiftleşmeler olursa döllük oranı müthiş bir sene geçiririz. Olmazsa arkadaşlar yapacak bir şey yok. Vardır Cenab-ı Allah'ın bir bildiği diyeceğiz. Susacağız, oturacağız. Yavrum geç sen de geç, sen de geç. Sen de geç. Ala takımını saldım. Beyaz Çorum grubunu saldım. Deli Yürek grubunu saldım. Kırma kazla bizim Çorum kazı üçlüyü saldım. Şimdi onları kapatıp burada beyaz olan beyazla çillileri salacağım. Şunlar şöyle bir gitsin. Bak kovuyor. Çilliyi kovuyorlar. Onlar bir araya gelecektir şimdi. Birbirlerini bulacaklar. Devam bakalım çocuklar siz. Devam edin. Herhangi bir karışıklık yapmadan şuradan şöyle bunların yerini biliyor. Çilli gözünü seveyim aşağı gitme ya. Ya siz de demin kaçıyordunuz şimdi önümde dolaşıyorsunuz ya. Geç. Geç içeri. Onları buradan ayırmam lazım. Şimdi bugün Koko Cüce Koşin grubunu, Bresse grubunu da kesin ayırıyorum. Bir sonraki videolarda görürsünüz zaten. Şimdi o ayrıldı mı? Evet ayrıldı. Şimdi ayrıldıysa şöyle yaparım. Şuradan şöyle döneriz. Hadi bakalım çocuklar siz içeriye artık. İçeriye hadi bakalım. Bunlar 3 artı 1 işte. Bunlar inşallah yavru çiftleşebiliyordur ya. İnanın yani bu sene yeniden başladık mı? Risk aldık mı aldık işte. Genç yavrularla iş yapıyoruz. Bakalım kalbimize göre çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Hadi bakayım. Hadi oğlum hadi. Hadi yerinize hadi. Hadi yerinize hadi. Şişt, bak çiğ. Canımı sıkma. Heh. Olacak. Buranın içinde göstereceğim. İçinde gerçekten çok çamur birikmişti. Heh, tamam işte bu. Bir tanesi gittim mi diğerleri de. Ama çil bak çil gitmiyor bak. Lan yaramaz seni ya. Evet. Burada arkadaşlar yumurtaları şuradan alıyoruz. Burası çok çamur olmuştu. Ben de kürekle tabandaki tüm çamuru kaldırdım. Buradaki tüneye de kaldırdım. Artık burada tünek yok. Hayvanlar rahat rahat geniş alanda dolaşsın diye. Bunlar böyle. Şimdi ben diğer kazları salacağım. Salmadan önce şurada suyumuz vardı. Tamam çocuklar hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sakin olun. Sakin olun. Başka bir şey istemiyorum. Tek başıma arkadaşlar hem su koyuyorum.
Hem video çekiyoruz. Tamam, hadi bakayım sen yumurtlamaya devam et. İnşallah yumurtan döllüdür. Kapımızı da kapatalım. Burayla bir işimiz yok. Şimdi bunlar dolaşsınlar. Şeyi salacağım arkadaşlar. Çilliyi salacağım. Amerikan ördekleri de burada. Şimdi buradan Hatun ablaya selam olsun. Bugün arayacağım. Şuradan emin olamadığım için bazı erkeklerden erkek yollayacaktım ona. Bir hafta 10 gün daha kalsın. Ona göre çok doğru bir şey yollayalım. Dişi yollarsak yanlış olur. Onun için bir hafta daha kalacak buradan. Hatun ablama da selamlar. Şöyle devam ediyoruz. Şu suyu, bidonumuzu bırakalım. Arkadaşlar ne yapacaktık? Ha, yumurta. Üçüncü yumurtayı, 3 tane bugün, bir tane daha almıştım. 4 yumurta oldu arkadaşlar. Şimdi şu beyaz çıkacak mı ona bir bakalım. Beyazı salacağım. Bak deli yürek. Onda bir tane daha şey gitmiş. Burada deli yüreğin yeri değil ama. Burada deli yürek burada değildi. Bir aşağı alt gruptaydı. Aşağıya gireceksin oğlum, buraya değil. Yanlış. Şimdi şunları salıyoruz. Bakalım bunlar dışarıda çift halinde dolaşacaklar mı göreceğim dostlar. Kendim çıkartacağım. Geçin bakayım çocuklar. Geçin bakayım. Geçin, geçin, geçin. Aha, hop. Bizim çilli daldı. Çilli daldı arkadaşlar. Deli yürek de daldı çilliye. Bırakın, bırakın. Bırakın. Bir kanat vurdu alttan. Dişilerini onlardan ayıracağım hemen. Ya sen nereye gidiyorsun? Git kocanın yanına. Bunu doğru çillinin yanına götüreceğim bu dişileri. Gitsinler yıkansınlar. Hemen onu hiç salmamıştım. İçeride kaldığı için arkadaşlar hemen daldı bakalım. Ama bu güzel bir şey. Çilli de erkek olduğu anlamına geliyor. Tamam, süper. Siz ayrılın. Çilli hadi git yavrularım, hadi. Hadi git takılın birlikte. Biraz onlar da keyif yapsınlar dostlar. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ya şu küçümecik bir kazın yumurtlamasını en azından böyle baş parmak kadar yumurtlayabiliyor mu onu da gördük. Bu zamana kadar daha küçük yumurtalar görmedim bu şekilde. Şeyleri görüyordum dostlar, büyükler. Böyle daha büyüktü kaz yumurtasının kılavuzu. Ama ilk defa bu kadar küçük bir yumurta gördüm. Onu da sizlerle paylaşalım dedik. Ondan sonra büyükle kıyasladık. Yani siz de böyle ufak bir yumurta alırsanız bunun kılavuz yumurta olduğunu bilin. Biz biliyorduk zaten. Biraz latife yaptık arkadaşlar. Orası da yumurtaya gelecek. Dediğim gibi inanın inşallah çiftleşiyorlardır. Tek buradaki püf nokta bu. Hepsini birlikte dışarı salacağım gün de gelecek. Ama işte tek korku bir şey, ayırma noktası önemli. Gece dışarıda yattıklarında mesela bıraksak aslında çok iyi olur ama bu sefer bizim Lady'ye falan onlara güvenemiyorum yani. Veya dışarıdan köpekler de işte gelir bir şey olur falan. Ondan dolayı dostlar biraz risk olduğu için öyle ayırıyorum şu anda da. Evet, suyun yanına doğru bizim yavru. Bu arada zayıflatıyoruz kazları arkadaşlar. Çok fazla yem vermiyorum. Onun için
yumurta performansı çok kilolu kazdan değil, daha böyle ideal kilosuyla olan kazdan daha güzel olur. Evet, çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Ya abimiz demiş, yani adam demiş bize her gün video çekiyor demiş. Ya bir beğeniyi çok mu görüyorsunuz falan demiş. Allah razı olsun abi. Biz ne diyoruz? Her zaman olduğu kadar, olmadığı kader diyoruz abi. Görüşmek üzere dostlar.